Van'da deprem sonrası birçok kurtarma çalışması yapıldı, hala da sürüyor. Ama orada bazı pek de sözü geçmeyen kahramanlar da görev yaptı. Şimdi o isimsiz kahramanlar stüdyomuzda, izciler stüdyomuza konuk oldular. Hasan Dinçer Subaşı, Türkiye İzciler Federasyonu Başkanı, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Süheyla Subaşı, izci lideri, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ve Hakan ediyorum. Söyler, o da izci lideri, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle isterseniz ben federasyon başkanına sorayım. Şimdi orada siz neler yaptınız? Özellikle depremin olduğunu öğrendikten sonra ben bölgeye gittiğinizi hemen duydum. Ve orada hangi çalışmaları gerçekleştirdiniz? Evet. Şimdi Türkiye İzcilik Federasyonu'nun, Dünya İzciliği'nin bir iki prensibi var. Bunlardan bir tanesi topluma hizmet etmek, daima hazır olmak ve en az her gün bir iyilik yapmak gibi bir prensibi var. Böyle bir felsefesi var. Bu felsefe doğrultusunda zaten izciler bu tür afetlere daha ilkokuldan itibaren olmak üzere hazırlanıyorlar. Süheyla Hanım, Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma İnsani Yardım Kurulu'nun üyesi. Aynı zamanda Hakan liderimiz de yine aynı kurulda haberleşme sorumlusu. İsterseniz onlardan önce dinleyelim neler yaptıklarını Çadırkent'te. Evet, onlara bir soralım. Süheyla Hanım, şimdi siz orada şüphesiz kurtarma çalışmalarında da sanıyorum yakinen rol aldınız. Ama daha çok ben şu konuyu merak ediyorum. Oradaki depremzedelere bir moral vermişsiniz. Orada bazı çalışmalar yapmışsınız. Biraz bize bir anlatır mısınız bunları? Tabii İstanbul'dan biz hazırlanıp gidene kadar o bölgeye yakın olan liderlerimiz öncelikle hemen bölgeye intikal ettiler. Bizler daha çok Kızılay gibi kurumların yanında çadır kentlerin oluşturulması, oradaki temizlik işleri. Mesela çok basittir, belki insanların dikkatini çekmez ama tuvaletlerin yıkanması bile o anda birilerinin görevidir. Çünkü insanlar birçok ihtiyaçlarını bir anda gideremiyorlar. Biz daha çok bu tarz işlere hemen üstlendik. Ama göçeğe de gidebilecek tarzdaki bir grubu da oluşturarak Kayseri ekibinin ve İstanbul ekibinin yanında yardımcı olacak tarzda göçük çalışması yapan arkadaşlarımız da oldu. Bizler belki de biraz da çocuklarla daha çok haşır neşir olduğumuz için mümkün olduğunca yardımları çadır çadır dolaşıp dağıtmak, onların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sormak, başıboş dolaşan çocukları organize edip onlarla mesela çevre temizliğini onlarla birlikte yapmak, oyunlar düzenlemek, onlara küçük yarışmalarla bu yapmaları gereken işi biraz da heyecanla yaptırmak, bir nevi oyalamaya çalıştık onları. Ve bizde bir felsefe vardır. Yani siz direkt bir şey vermeyin, insanlara yapabilecekleri tarzda ortamlar da alıştırın diye. Biz hizmetleri yaparken aynı zamanda bu işlerin de bizden sonra da bir düzene oturabilmesi için de bir sistem oturtmaya çalıştık orada. Elimizden geldiğince güler yüzlü olmaya çalıştık. Acısı olan insanların yanında acılarını paylaşmak sözü çok kolay kullanılıyor ama acılarını paylaşmak yerine rutin hizmetlerini görerek o acıların içerisinde insani tarzda verilmesi gereken hizmetleri vermeye çalıştık. Evet, şüphesiz arama kurtarma çalışmaları, bir yandan işte gıda ihtiyaçlarının karşılanması, bunlar çok önemli çalışmalar ama sizin de yaptığınız işte çevredeki çöplerin toplanması, ki bu mikrop demek, çöp demek, ve orada işte tuvalet ihtiyaçlarının düzene sokulması, oradaki halkı bir araya getirmek, bu da çok önemli bir görev olsa gerek. Ben Hakan Söyler'e şimdi sorayım. Bu arada az önceki konuya dahil olarak şöyle tabii, bir basit bir şey vermek istiyorum, veri vereyim. Yaklaşık 1500 kişi oradaki görevlilerle beraber 2000 kişinin kullandığı bir alanda iki bayanların, iki erkeklerin kullandığı tuvalet olduğu için bunların tıkanması ve bunların devamlı olarak temiz tutulması, evet, çalışır halde tutulması ve insanlar kullanamadığından, hani çok detaya girmeden hani bunları geçiyoruz belki ama evet, en az yemek kadar ihtiyaç. Evet. Siz telsizlerle de beraber gelmişsiniz. Bunları nasıl kullandınız orada? Yani izciliğin içinde aslında buna dahil etmek daha uygun olur sanırım. İzcilikte amatör telsizcilik ya da haberleşme şekilleri ya da usulleri, bu aslında öbek dediğimiz ilkokul yaşından itibaren çocuklara verilir. Mesela evet, kamplarda ellerine piyamar dediğimiz şu tarz telsizleri veririz. Görüşme usulleri nasıldır? Nasıl görüşülür? Cihaz nasıl kullanılır? Muhabere nasıl yürür? Hatta bu muhaberenin içinde aslında
Yani muhaberenin işleyiş aslında bir sistemi, sistematiği de var. Yani yukarıdan aşağı ve yatay olarak kendi arkadaşlarıyla nasıl görüşür, üst liderleriyle nasıl görüşür. Haberleşme sistematiği üzerine aslında ilkokuldan itibaren amatör telsizcilik ve telsiz haberleşme usulleri öğretiliyor. Evet. Şimdi ben Hasan Dinçer Subaşı'ya tekrar dönüp şunu soracağım. Biz işte haberlerimizi de veriyoruz. Orada çadır ahırlar yapılıyor, çadır kentler yapılıyor. Burada seyyar tuvaletler çok ön planda. Haliyle oranın bir temizlik sorunu da sanıyorum ortaya çıkıyor, değil mi? Mutlaka. Şimdi sadece enkaz olan bölgede insanlar mağdur diye düşünülebilir. Oysa her yerin sallandığı bir ortamda evine giremeyen herkes, yani Van'ın bütün ahalisi mağdur durumdadır. Özellikle bu tür afetlerdeki ilk hafta çok önemlidir. İnsanlar şoktadırlar. Hepsi afetsizdirler. Onlara desteğe gidecek kişilerin de bu konuda tecrübe sahibi olması gerekiyor. İşte arama, kurtarma ve insani yardım ekiplerimiz özellikle bunun üzerinde, afetsizde psikolojisi üzerinde çalışıyorlar. Çünkü size hakaret edebilirler. Sıraya girmek istemeyebilirler. Ters davranabilirler. O tamamen o anın şokuyla alakalı bir durumdur. Dolayısıyla eğer evinizden şüpheniz varsa, bir yakınınızı kaybettiyseniz, çadırınız kurulmuş, içine oturmuş bile olsanız dışarı çıkıp temizlemeyi düşünemezsiniz. Tuvalete gidip temizlemeyi aklınıza getiremezsiniz. İşte arkadaşlarımız öncelikle kendileri gidip temizleyerek örnek olmaya başladılar. Daha sonra oradaki izcileri toplayarak onlardan bir izci oymağı meydana getirdiler. Çeşitli küçük hediyelerle beraber topladılar çöpleri ve yavaş yavaş bu sistemi oturttular. Sadece çöp değil, dediğiniz gibi tuvalet de çok büyük bir ihtiyaç. İnsanın bir an durup düşünmesi gerekiyor. Her gün rutin olarak yaptığı şeyleri yapmazsa ne olur? Ne kadar zor bir durumda kalabilir? Bütün bunları değerlendirmesi lazım. Bizim gördüğümüz kadarıyla birçok afete biz dahil olduk. Tabii nereye gittiğimizi biz reklam etmeyi sevmediğimiz için söylemek istemiyoruz. Bu depremde hakikaten devlet çok çabuk müdahale etti olaya. Ve televizyonlarda izlediğiniz bir sürü şikayetler duydunuz. Diğerlerini görmüş biri olarak söylüyorum ki bunlar normal. O afetzede psikolojisiyle söylenmiş sözler. Oysa biz orada bizzat içinde olarak çok seri bir şekilde müdahale edildiğini ve insanların çok seri şekilde ihtiyaçlarının karşılandığını gözlemledik. Zaten dönerken geçen gün Van'dan İstanbul'a gelene kadar adeta bir tren misali yardım konvoyu akıyordu sürekli olarak oraya. İşte bu bir haftalık tepki süreci, bir haftada yetişmek aslında çok büyük bir başarı. Yardım ekiplerinin sayısı son derece fazla. Ben hep eski tulumbacıları tekrar canlandırmayı istemiştim. Oysa şimdi bakıyoruz ki eski tulumbacılar, yani gönüllü olarak yangınlara müdahale edilen mahalle delikanlıları şimdi artık arama kurtarma ekipleri kurmuşlar. Bir tane arama kurtarma değil, onlarca arama kurtarma ekibi var. Gönüllüsü, görevlisi, bu işi profesyonel olarak sivil savunma ekipleri yapan ekipler, silahlı kuvvetlerimizin ekipleri, itfaiye ekipleri, inanılmaz bir arama kurtarma ekibi kalabalığı vardı. Adeta enkazlar üzerinde basılacak yer yoktu. Bizim arkadaşlarımız da iki enkazda çalıştılar. Diğer arkadaşlarımız halka hizmet etmeye çalışırlarken. Evet. Yalnız benim vurgulamak istediğim önemli bir şey var. Özellikle bu afetlerden sonra da can kaybı yaşanır biliyorsunuz. Daha önceki tecrübelerimizden yola çıkarak bir iki şey hatırlatmak istiyorum. Tabii, kısaca geçelim isterseniz. Afetlerden hani sonraki en büyük problem yangın meselesidir. Çadırlar, çadır kentler spor sahalarına kuruluyor. Biliyorsunuz spor sahalarının zemini suni çim, plastik. Halk bunun üzerinde ateş yakmaya çalışıyor. Çadırın tabanı da plastik. Katalitik içeride yanıcı bir madde. Bugün Kızılay'ın kurduğu en basit çadır bile kışı geçirebilecek bir çadırdır. Yani içindeki ısınmayı, sürekliliği sağlarsanız çadırın içinde bütün kışı geçirebilirsiniz. Fakat o katalitin yana dönmesi, çadırın brandalarını tutuşturması söz konusu olabilir. Ve çok seri birbirine atlar bu tür çadırlar, çadır yangınları. Birçok insan kaybetmişizdir bunlardan dolayı. Ayrıca katalitikten zehirlenme vakaları olduğunu da biliyoruz son zamanlarda. İşte oksijen bittiği zaman söneceği sensörünün olduğunu, işte alev sönerse söneceği sensörü olduğunu duyuyoruz, biliyoruz katalitiklerin. Ama güvenmemek gerekiyor. Basit sistemlerdir bunlar.
içeride ateş yakıyorsa, yanıyorsa mutlaka başında bir nöbetçi. İçeride bir ateş yanıyor yani. Mutlaka bir nöbetçi, evet, olması gerekiyor. Can kaybına sebep olmamak için. Bazen bunlar sızdırabiliyorlar. İçeri girdiğiniz zaman kokuya rağmen çakmağa basarsanız çadır havaya uçabiliyor. İnşallah böyle şeyler olmaz ama olduğu zaman bir yangınla çadır ahalisi ya da çadır etrafında olan insanlar karşılaşırsa çadırı söndürmeye, ayaktayken söndürmeye kalkışmasınlar. Sönmez çünkü. O çadırın mutlaka iplerini kesip devirmek lazım. Bunu sürekli göz ardı ederiz, bilmeyiz ve diğer çadırlara da atlayıp gider. İlk yapılacak iş çadırı devirmektir söndürebilmek için. Anlatılması gereken, aktarılması gereken çok şey var ama mutlaka yangına çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer halkımızdan yangın söndürme tüpü göndermek isteyenler olursa bu çadır kentlerde belirli noktalara koymak için göndermelerini tavsiye edebilirim. Oradaki çadır halkının selameti evet. açısından. Ben şimdi biraz da süremizi artık sonuna yaklaştık. Süheyla Hanım'a şunu sormak istiyorum. Orada neler gördünüz? İnsanlardan nasıl tepkiler aldınız? Çok güzel dualar aldım. İnşallah kendi adıma söylüyorum. Diğer izci arkadaşlarım da inanıyorum hepsini almışlardır o duaların. Sürekli teşekkür edildi. Teşekkürler de teşekkür ederim değil. Çok daha güzel teşekkürlerdi. Dua niteliğinde teşekkürlerdi. Yalnız bir sahneyi unutamadım. Onu anlatmak istiyorum. Birine bir şey vermek çok kolay da almak o kadar kolay mı acaba? Bunu düşünmek lazım. Hani bize hep dua ederler. Allah hep veren el etsin diye. Gerçekten Allah herkesi veren el etsin. Çünkü alan el olmanın zorluğunu ben oradaki gözlerde okudum. Hani o kargaşayı gösteriyorlar. İnsanlar arabaların yok. Herkes oturup beklemek istiyor aslında. O dağıtış tarzından da çok memnun değiller. Bir çorbaya, sürekli evinde çorba pişiren, insanlara ikram eden bir İnsanın bir bardağın içerisindeki çorbaya ulaşabilmek için binlerce sırayı beklemek ve o çorbaya uzanırken ki yüzündeki ifadeyi görmek, o nimetin kıymetini orada anlamak, o duyguyu o insanların yüzünde görebilmek gerçekten herhalde dünyada alınacak en büyük derslerden biri. Gözlerdeki o duyguyu anlatmak lazım. O teşekkürün bizler için manasını değerlendirmek lazım. Ben inanıyorum ki orada bir gün bile hizmet edebilmek bir şanstır. Hani biz yardıma gittik, yardıma gitmek değil. Aslında orada yardımda bulunabilmek de bir mutluluk ve ayrıca onun nasip olması da bir başka mutluluk. O insanların duaları herhalde başka hiçbir yerde duyulmaz diye düşünüyorum. Ve anaların her yerde ana olduğunu orada da görüyorsunuz. O çocukları doyurmak için o çileleri nasıl çekiyorlar görmek lazım. Yardımlar aktı ama o insanların duygularını incitmeden o yardımları onlara ulaştırmak lazım. Onlar yardım için kuyruğa girmemeli. Biz o çadır kapılarını çalmalı ve yardım ulaştırmalıyız diyorum. İnşallah öyle bir yapılanmaya gideriz. Evet. Peki Hakan Bey, son olarak da size şunu sormak istiyorum. İzci olmak isteyen gençler, çocuklara ne söyleyeceksiniz? Nasıl bir şey bu izcilik? Van'a gidiyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Herhangi başka bir yerde bir şey oluyor. Oraya hemen akın ediyorsunuz. Ne yapsınlar? Nasıl bir şey bu? Yani aslında izciliği, belki izciliği en iyi anlatabildiğimiz yer Van'da, Erciş'te. Orada insanlar çünkü bize sürekli şunu söylüyorlardı. Niye bu kadar yoruluyorsunuz? Niye bu kadar gayret ediyorsunuz? Hani bırakın biraz da biz yapalım. Çünkü bakıyorlar biz gönüllü olarak yapıyoruz. Hepimizin meslekleri farklı, işte ilgi alanlarımız farklı. Ama öyle bir gayretle çalışıyoruz ki bunun içinde yeri geldi mi temizlikse temizlik, başka bir ihtiyacı varsa o, çadırı düzeltilecekse çadırı düzeltilir. Yaşa dağıtımında Kızılay'a yardım edilir ya da başka herhangi bir alanda her ne gerekiyorsa sabahın en erken saatlerinde kalkarız. O esnada onlar belki çadırında oturuyor, çayını içiyor. İşte yağmurun altında yemek dağıtırken yine yemeğini alıp kısa bir süre sonra tekrar kendi, onlar rahat etsin diye zaten oradayız ama hizmetin sanırım ne olduğunu, izciliğin ne olduğunu ya da izinin nasıl olması gerektiğini sanırım en iyi anlayan onlardı. Hatta bir grup genç var, hala telefonla arıyorlar bizi. Gözünüz arkada kalmasın, biz burada eksikliğinizi hissettirmiyoruz diye. Yine Erciş'liler, yani depremzedeler ama onlara nasıl organize olmaları gerektiğini, neler yapmaları gerektiğini, en azından örnek olduğumuzu, bunları gösterebildiğimizi düşünüyorum. Evet. Bu anlamda
Herhalde onlardan dinlesek daha uygun olurdu. Evet, şüphesiz çok önemli, çok ciddi ama bir o kadar da zevkli bir iş yapmışsınız ve yapmaya da devam ediyorsunuz. Ben size hem teşekkür ediyorum hem de hepinizi de tebrik ediyorum. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İsterseniz onların cümlesiyle bitirelim. Tabii. Çok güzel bir duaları var. İnşallah o duayı anlamak nasip olur hepimize. Oradaki halkın dilinde şu dua var. Allah sizi var etsin. Allah bu devleti, milleti hep var etsin. Evet. Ve birbirimize böyle yardımcı olalım. İşte şüphesiz bu da herhalde damgasını vuracak bu çalışmalara bir dua olsa gerek. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.